Efendim merhabalar, Beyaz Gazete YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Çınık. Biliyorsunuz 31 Mart'ta yerel seçimler var. Bizler de vatandaşın sesini duyurmak adına, seçimini, tercihinin ne olduğunu öğrenmek adına sokağa çıktık. Şişli sokaklarında vatandaşın tercihini soracağız. Sizlere bunları aktaracağız. Hatta ilk seçimle böyle başlayalım. İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. İmamoğlu. Kurum. İmamoğlu mu kurum mu efendim? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Peki kurum? Neden kurum abi? Neden kurum? Görüyoruz İmamoğlu'nu. Bak merdivenleri falan hiç. Sadece merdivenler mi? Yürüyenler bir şey yaptığı yok ki. Ne yapıyor? Bir şey yaptığı yok. Evet. Peki verdiği vaatleri yerine getirdi mi sence? Getirdi ya. Üçün birini getirdi. İmamoğlu mu kurum efendim? Söyle tabii. Şey tabii ki ya. Kurum tabii ki. Kurum. İmamoğlu kim ya? Neden peki abi kurum? Kurum adam gibi adam. Adam kurum gibi kim abi kurum? Şey kurum diyorum. İmamoğlu kim? Ne İmamoğlu ya? Şu anki mevcut belediye başkanımız. Yani İmamoğlu değil ki o. Vaatlerini yere getirdin mi sence abi? Hiçbir şey getirmedi. Hiçbirini yerine getirmedi. Sadece yaptı şu. Bak şimdi. Bu ne arkadaş ya? İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmamoğlu. İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden peki? Yani bilmiyorum. Evet. Ben daha da hizmet vereceğini düşünüyorum. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Kurum. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Tabii ki kurum ya. Bu tartışılır mı? Peki neden kurum? Neden kurum? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Atasözünde yola çıkarsak Türkiye'de yapılanlarla İstanbul'da yapılanlarla karşılaştığımız zaman tavşanla kaplumbağa misaline gelir evet. Bu. Daha bir şu şey anki söyleyeyim. Mevcut belediye başkanımızı beğeniyor musunuz Ekrem İmamoğlu'nu? Ekrem İmamoğlu benim hemşerim. Evet. Ama Trabzonlusunuz siz de. Trabzonlu. Ama tarih şunu yazacak. Sözen'den sonra bir belediye başkanı İstanbul'a geldi. Öyle İstanbul'u bir hale getirdi ki Sözen'i bile arattı. Ben üzüldüğüm taraf ki onun Trabzon'da oluşu. Kendisi bugün ama şu sözleri ifade etti. Atom karınca en yüksek midir bilemem ama öyle bir tabir kullanacaksınız ki Ekrem gibi çalışan evet, var. Evet Ekrem geldi geçti ama jet ski ile geldi geçti. Bunu tarih yaptı. Tatilden dolayı mı diyorsunuz? Tatilden dolayı. Anladım. Çalışmadan dolayıydı. Anladım. Teşekkür ederim. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Allah hangisini nasıl bir... Onu siz hangisini tercih ediyorsunuz peki? Ben sizin olanı tercih soruyorum. Kurum. Peki neden efendim? İnsanlara daha kanı bir sıcak olduğu için. Peki mevcut belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyor musunuz? Onu da seviyorum. Tabii ki o da iyi bir insan ama yani birini tercih etmem lazım. Evet. Onu öbürüne şey olarak kabul değil yani. Anladım. Bir ters olarak değil ama tabii ki daha kurumu daha canım seviyor. Ne yapayım? Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Vallahi benim siyasıyla bir alakam yok. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Hayırlısı. Sizin tercihiniz nedir? Benim tercihim İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Kurum. Neden peki kurum? Ya İmamoğlu geldiğinden beri ne yaptı ki? Bir tane yaptığını söyleyelim. Kendisi vaatlerinin %87'sini yaptığını söylüyor. Kendisi söylüyor. Sosyal tedbir tüm sahillerdeki yapılan kütüphane ve kafelerin hepsini kahve dünyasına sattı. Sattı? Evet. Anladım. Bakabilirsiniz yapılsın araştırmasın. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum tabii. Peki neden? Ya hizmet istiyorsan kurum. Gerisi boş. Şu anki mevcut belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz vaatlerini yapmak? Kesinlikle beğenmiyorum. Beğenmiyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyor. Sadece algı var. Sizce vaatlerini yerine getirdi mi? Yok. Hiçbir şey getirmedi. Sadece ekmek fabrikası. O da idare eder çalışıyor. O da sonradan açılmadığı aslında faaliyete geçmediği ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. İmamoğlu sadece algı. Anladım. Yani konserlere 1 trilyon falan veriyor. Ya paralar bir yerden bir yere gidiyor ya kısa kısa. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Biz yalan söyleyemiyoruz ya. İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? İmam kurum. İmamoğlu mu kurum mu sizce? Kurum. Kurum. Peki neden kurum? Kurum başarılı. Çok iş yaptı. Bakanlık zamanında. Bakanlık zamanında kendini gösterdi. Evet. Peki şu anki mevcut belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz? Beğenmiyorum. Neden peki? Ya, icraatları yanlış. Yanlış. Tamam. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum kurum. Peki neden kurum? İşi bilen o. İşi biliyor. Gerçek belediyeci. Peki Ekrem İmamoğlu gerçek belediyeci değil mi? Yok canım ne alakası var? Gezici adam ya. Gezici adam. Tabii tatilci. Evet. Tatil ona yakışıyor. Tatilini yapsın. Tatilleriyle tanınıyor. Biz kurumla devam edelim. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Murat kurum. Peki neden kurum? Çünkü geleceğimiz için. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu kesinlikle sizce? Kesinlikle İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Hizmet neyse o. Sizce hizmet hangisi? Ben imam. İmamoğlu.
İmamoğlu mu? Ya Allah gecinden versin ya. İmamoğlu değilsin. Yok yok ben Murat Kurum. Peki neden İmamoğlu değil? Her şey ortada ya. Her şey ortada. Ne çalıştı adam? Gitsin kayak yapsın. Bol bol rakı içsin. Bol bol göbeğini büyütsün. Ben çok özür dilerim. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Guinness Rekorlar kitabına girdim İmamoğlu. Niye biliyor musun? Niçin? Bu yürüyen merdivenler müziksizdi, müzik çalıyor şimdi. En büyük icraatı bu mu? Evet, en büyük. Müzik çalıyor. Müzik çalıyor. Evet. Anladım. Hiç bakımsız. Mozart çalıyor, Mozart. Mozart. Öyle diyeyim, evet. Mozart çalıyor maalesef. Anladım. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Ya şöyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. İmamoğlu mu kurum mu arasındaki fark da mevcut giden tüm olumsuzlukların bu kadar real yaşandığı bir yerde bizi İmamoğlu'na mahkum edenlere isyanım olmasına rağmen İmamoğlu diyorum. Alternatif kalmamızın sebebi İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Ben de kurum. Neden kurum? Bir şey söyleyeceğim, bunu yayınlar mısınız? Tabii. Neden kurum olduğunu da söylerse yayınlar. Yani şu an daha gerçekçi yani bence sunduğu vaatler. Yani şimdi İmamoğlu birçok vaat verdi. Evet. 2019'a vermiş değil mi vaatleri? Evet. Yani özellikle bu deprem konusundaki vaatleri, yoksa diğer konuda yaptığı çalışmalar var. Hani kreşti, anaokuldu vesaire ama deprem konusunda konutlarla alakalı vaatleri vardı. Yani aslında çok fazla konut göremiyoruz ne yazık ki. Kendisi deprem için çalışmalarına çok önem verdiğini söylüyorum. Ya önem ver, tabii söylemesen söylüyor. Politikacı ben de söylüyorum ya. Ben de söyleyebilirim de önemli nokta sonuç. Sonuçta elde ne var, elde bir şey yok. Hani önemli nokta söyledikleri değil de yaptıkları. Hani kreş falan yaptı tamam onlar okeyim. Süttür vesaire dağıtıyor. İşte bu annelere işte kartlar falan da verdi. Onlar çok güzel. Onları eleştirmiyorum ama hani deprem konusunda vaatler, bu konutlar yapacağını söylemişti. Galiba kaç bin, 20 bin mi, 100 bin mi ama elde kaç bin konut var siz belki daha iyi biliyorsunuz şu an ben sayı bilmiyorum ama. Şu anda hani, ama şunu söyleyeyim, reklam bütçesi deprem bütçesinden fazlaydı. Yani tabii yani ne yazık ki işte diyorum. Poşta yani söylemler var, gerçekler başka olduğu için bence kurum yani şu an bir de kurum deneyelim yani madem. İmamoğlu denedik, 5 yıl gördük, bir şey değişmedi. Yani bir de 5 yılda kurum deneyelim bakalım ne oluyor. Efendim İmamoğlu mu kurum mu? Kurum. Neden kurum peki? İşim var yoğun. İstanbul için, gelecek için kurum. İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz? İmamoğlu'nun 5 yıldır yaptığı herhangi bir şeyi görmedik. Tatilde, şurada, burada. Yani önemli değil. İnsanın her şeye ihtiyacı var. Tatile de ihtiyacı var ama hizmete kendisine de. Kendisine tatil yakışıyormuş yalnız. Yakışıyormuş evet. Yakışsın. Yapsın. Bundan sonra çok tatil yapacak inşallah. Bundan sonra çok tatil yapacak. Evet inşallah. Bundan sonra çok tatil yapacak. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmam. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? İmamoğlu. Kuru baba kurum. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Kurum. Neden kurum peki? Daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. İstanbul'da çok sıkıntı çektik. Kurumun daha ne güzel sıkıntılarını şeyler... çektiniz? Ya yolculukta, şoför şeyde, metrobüste, ulaşımda her şeyde sıkıntı çekiyoruz. Sizce peki mevcut belediye başkanımız vaatlerini yerine getirdi mi? Getirmedi. Hiçbirinde yapmadı yani. Memnun değilsiniz yani. Değiliz kendisine. Bunun için kurum diyorsunuz. Kurum diyorum. Anladım. Her zaman. Efendim İmamoğlu mu kurum mu sizce? Kurum kesinlikle. Neden kurum? Öyle. Efendim İmamoğlu'nun kurumu sizce? Kurum. Kurum. Neden peki kurum? Öyle gerekli. Efendim röportajımızı gördünüz. Şişli sokaklarında dahi Murat Kurum deniliyor. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.